Pilanes'teki arkadaşlarımızı ve mesleklerini tanıtmaya devam ediyoruz. Şu anda yanımda Sahil Kurt var. Sahil bizim patent mühendisimiz. Evet. Merhaba. Hoş geldin Sahil. Hocam, hoş bulduk. Sağ olun. Evet. Patent mühendisi aslında düşünüyorum da ya şurada kurulalı birkaç sene oldu. İki buçuk sene oldu. Hangi arada patent mühendisine ihtiyaç duyacağımız kadar burada patent çıktı? Aslında bir onu merak ediyorum ama ondan önce patent mühendisi ne demek? Onunla başlayalım. Tamam, konuşalım o zaman. Şöyle, ben aslında patent vekiliyim. Yani buradaki görevim patent mühendisi diyebiliriz. Çünkü elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda Türk patent vekili ve Avrupa patent vekiliyim. Yani genel itibariyle aslında patent mühendisi ne yapar? İşte şirket içerisindeki patentlenebilecek potansiyel buluşları çıkarıp bunların işte patent başvurusunun hazırlanması ve işte sonraki tescile kadar sürecin yürütülmesi işlerini yapar. Ya hangi tür bölümlerden mezun insanlar böyle bir patent mühendisi oluyor? Yani aslında bana biraz hukuksal gibi bir şey geldi ama. Evet. Yani şöyle, biraz multidisipliner bir meslek. Dolayısıyla işin teknik tarafını bir kere teknik tarafına hakim olmak gerekiyor. Çünkü neticede buluşlarla ilgileniyoruz. O buluşu anlayabilmek lazım. Anlamak lazım ki işte dokümante edebilelim veya savunabilelim. Bunun yanı sıra tabii hukuki bir tarafı da var. İşte patent hukukuna hakim olmak gerekiyor. Aslında her şirkette böyle patent mühendisi oluyor mu, yoksa Pilanes ileride birçok bir şeyler keşfedeceğiz, icat edeceğiz, sonrasında bunların haklarını erkenden alalım diye mi patent mühendisi aldık? Kesinlikle öyle. Plan esasında bu süre çok erken başladı. Daha henüz bir yıldır kurulmuşken bir patent vekilini aslında hani bu göreve atıyor olmak. Normalde şirketlerde bu şekilde bir yapı yok aslında. Dışarıdaki bir vekil firmayla çalışılır ve içeride bir vekil tutulmaz aslında. İşte bir arayüz gibi, hani dışarıdaki vekil firmayla iletişimi sağlayacak bir işte patent sorumlusu olur şirket içerisinde. Ama Pilanes'te işte en baştan bir vekille içeride çalışıyor olmak tercih edildi. Çünkü zaten şöyle bir şey, zaten siz daha iyi biliyorsunuz tabii hocam. Çok hızlı bir şekilde işte her biri birbirinden farklı görevlere sahip birçok uydu geliştiriliyorken, yani çok hızlı bir şekilde birçok buluş aslında ortaya konuyorken, yani şöyle bir sorun oluyor genellikle. İşte o işle ilgileniyorken işi yapan teknik kişiler genellikle buluş yaptıklarının farkında bile olmuyorlar. Farkında varmazlar tabii. Dolayısıyla yani içeride onu birebir görüyor olmak ve işte o bilinci hep birlikte Bir de şey var, yazı yazmada da sorun oluyor. Örneğin tabii, bir kesinlikle. Deadline varsa, bir işi yetiştirme durumu varsa, yani bizi de yani işte NASA'nın da birçok misyonlarında böyle şeylerden bahsedilirdi. Öne tam bir misyon var ve misyonun deadline'ı var, yetişmesi gerekiyor. Evet. Ve bir şey yapıyorsunuz, yaptığınız şeyin dokümantasyonunu yazmanız gerekiyor ki sizden sonra gelen insanlara yardımcı olsun. Ama iş yetişmesi gerektiği için dokümantasyonlar falan hep kalıyormuş. Yani böyle sorunlar oluyor. Aynen senin dediğin gibi, sen şimdi burada çok farklı gruplar var. İşte yani uydunun hem farklı bölümleri var, hem de yer, ground station dediğimiz yer sistemlerinin bölümü var. Sen herkesi teker teker geziyor musun? Bugün ne yaptın, nasıl işler yapıyorsun? Yani aslında bir nevi baykuş gibi insanların kafasının çevresinde. Aslında şöyle, hani biraz daha oturdu tabii sistem. Hani insanlar artık buluş yaptıklarının daha çok farkındalar ama şöyle, en başında tabii öyle oldu. İşte sürekli kulak kabartarak, tek tek hatta şey böyle, geldiğine sahil falan diyorlar. Şey gibi, muhafız gibi, patent muhafızı gibi, işte neler yapıyoruz, işte burada ne yapıyoruz falan gibi masaları gezerek bu şekilde başladı süreç. Ama yavaş yavaş artık şeye başladık. Yani şirket içerisinde kullandığımız bir işte zaten proje takip tool'umuz var. Oraya patent sürecimizi biz entegre ettik daha en başından itibaren. Orada işte bir buluş yapıldığı zaman bir işte evreka tıkıyla bunu bildirebilecekleri bir tool her zaman vardı arkadaşların. Ama bu artık alışkanlık haline geldi. Ama yine hala şunu yapıyoruz. Yani normalde işte bir dokümantasyon ister patent başvurusu. İşte önce bir anlatmak gerekir, bir buluş bildirim formuyla. Biz orada genelde şey gibi yapıyoruz işte, karşılıklı konuşarak. Röportaj gibi işte buluşla ilgili konuşuyoruz o evreka tıkı geldikten sonra. Ve sonrasında o dokümantasyon işi biraz daha hani patent mühendisi tarafından yapılıyor gibi. Peki bu yani çok spesifik bir şey aslında, yani çok yani ileri teknoloji bir şeyin çok spesifik küçük bir parçası aslında belki de. Evet. Yani doğru. Burada icat edilen bir şey. Senin bunu bugüne kadar yapılmış başka icatlardan ya da örneğin Avrupa'nın herhangi bir ülkesi, Litvanya'da örneğin gittiler, buna benzer bir patent üretildi. Bundan senin nasıl haberin oluyor, ya da Amerika'da ya da Güney Amerika'da herhangi bir yerde böyle bir şey daha yapıldı örneğin. Sen bunu nasıl fark edeceksin, nasıl ayırt edeceksin? Buluşu iyice hani detaylı bir şekilde karşılıklı konuşup anladıktan sonra bir ön araştırma yapıyoruz. Önce şirket içerisinde başvuru yapmadan önce. Bu araştırmada da zaten aslında hani vekillik tarafından bildiğim işte bazı kullandığımız database'ler var. İşte Avrupa Patent Ofisi'nin database'i, işte Amerika Patent Ofisi'nin USPTO database'i gibi. Bu database'lerden çok böyle detaylı bir araştırma yapıyoruz öncelikle.
Dolayısıyla oradan bir ön değerlendirme yapıyoruz. Buluş yeni mi ve buluş basamağı dediğimiz kriteri içeriyor mu? Küçük bir fark varsa, yani burada bir şey yapılmış örneğin, biraz daha farklı ama çok benzer başka bir şeyde, örneğin dediğim gibi Brezilya'nın patent ofisinde böyle bir patent var. Yani ne yapılacak, nasıl fark edeceğiz biz bunu, nasıl anlıyoruz? Ya şöyle, açıkçası hani %100 bütün patent ofislerinin database'ine ulaşma şansımız hani zaman olmuyor tabii. Ama işte şey, evet, orada bir değerlendirme kriterimiz var. İşte o fark buluş basamağı sağlıyor mu, sağlamıyor mu gibi biraz detaylı bir analiz var. En merak edilen soruyu soralım. İki buçuk sene içerisinde kaç tane Planes'ten patent patent alındı ve patent şu anda da halihazırda patent başvurusu var. Şimdi şöyle, aslında 2,5 senede değil, biz ne zaman başladık? İlk başvurumuzu işte Aralık 2022'de yapmıştık. Dolayısıyla 1,5 sene gibi oldu biz bu süreci tam olarak başladığımızdan bu yana ve şu ana kadar 25 tane başvuru yaptık. Evet. Bunlardan 5'i faydalı model, 20'si patent başvurusu. Bunlar Türkiye'de yaptığımız başvurular. Aynı zamanda da başvurularımızı işte rüçhan tarihi dediğimiz bir hakkımız var, bir yıllık bir süre. O süre içerisinde yurt dışına da taşıyoruz güçlü bulduğumuz başvuruları. Şu ana kadar 9 tane de PCT başvurusu yaptık. Yurt dışı adına 9 başvurumuzu PCT'ye taşıdık, öyle söyleyeyim. Bunlar devam ediyor ama. Neye kabul edildi diyoruz? Ne zaman kabul edildi diyoruz? Şöyle, şimdi henüz ne kadar bu süreci sonunda? Yani 2,5 yıl en azından alıyor açıkçası patent tescil süreci. Ama şöyle tabii, hani biz başvuru yapıyoruz, sonra araştırma raporu geliyor. İşte sonra inceleme raporu gibi o süreç sürüyor. Araştırma raporu aldığımız başvurularımız var, 6 tane falan. Yani neredeyse hepsi tescile doğru gidiyor diyebilirim. Tescile doğru gidiyor. Şey gibi mi oluyor aslında? Yani ya da beklenti, şöyle bir beklenti de olabilir mi ya? Örneğin Türk Patent Ofisi diyor ki ya buna benzer başka bir patent daha var, bunu yapmayın diyebilir mi? Tabii aslında diyebiliyor, aynen. Araştırma raporunda çok detaylı bir şekilde işte onlar da aynı işte patent database'lerini kullanarak yenilik veya buluş basamağı dediğimiz o kriterleri zedeleyen dokümanlar var mı? Şu dokümanları buldum diye dönüyor o raporda ofis. Ve diyor ki işte bu dokümanlar karşısında senin buluşun işte patentlenebilirlik şu kriterleri içermiyor veya içeriyor gibi. Kimisi için direkt olarak patentlenebilirlik kriterini içeriyor dönüşü geldi. Kimisi için de bazı işte kapsam işte farklılaştırmasıyla tescile doğru gidebilecek gibi görünüyor. Evet, böyle. Evet. Aslında sen bir elektrik elektronik mühendisi çıkıştasın. Evet. Şu anda daha fazla hukuk alanına da girmiş oluyorsun. Öyle değil İkisi mi? İkisi aslında. İkisi de aslında bir nevi. Evet. Yani bol bol aslında madde okumak zorundasın. Çok, evet, doğru. Ve aynen dediğin gibi bir patent mühendisi olabilmek için aslında iki tarafını da iyi bilmek burada gerekiyor. Hem gerekiyor hem de ilgi duyabilmek gerekiyor. Her mühendis hukuksal terimleri okumak istemeyebilir. Bunları sevmeyebilir. Evet, aslında. Bu da güzel bir sabır aslında. Araştırma mesela çok kritik bir tarafıdır. Araştırmayı çok seviyor olmak lazım. İşte dil önemli. Bütün literatürü, yabancı literatürü olmak lazım gibi. Evet, evet. Başka söyleyeceğin bir şey? Teşekkür ederim, yok. Tamam, teşekkür ederiz. Evet, arkamızda uydular hala yapılıyor ve burada yapılmaya devam edecek. Birçok uydu daha yapılacak ve bu uydular yapılırken aslında sadece uydu yapılmıyor, birçok yeni icat da, keşif de yapılıyor. Ve biz bu keşiflerinde Sahil'le beraber takipçisi oluyoruz. Planes'teki arkadaşlarımızı ve meslekleri tanıtmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.